Merhabalar, ben Eyüp Kemal Sevinç. Şeflerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Her hafta biliyorsunuz ünlü şeflerimizin mutfaklarına gidiyoruz. Onların yapmış oldukları yemekleri, tarifleri ve püf noktalarıyla sizlerle bu ekranlardan paylaşıyorum. Bugün de Wyndham Kalamış Otel'deyiz. Birazdan Şef Mehmet Yalçınkaya'nın mutfağına gideceğiz. Çok güzel balıklar pişireceğiz. Ama onun öncesinde de Mehmet Usta güzel bir sürpriz yaptı bize. Ve balıkçı oltası ve çizmelerimizi hazır etti. Onları giyeceğiz. Önce gidip balığımızı tutacağız. Arkasından da gelip mutfakta pişireceğiz. Ben şimdi mutfağın önüne doğru gidiyorum. Hazırlanmak üzere. Siz de beni takip edin. Buyurun. Bir tane deniz tarağı. Deniz tarağı bende. Evet, bir kardeş gelmişti. Evet, Musa alabilirsiniz. Bir tane karava. Tamam şef. Efendim şimdi Mehmet Usta ile balık tutmaya gideceğiz. Çok ısrar etti. Usta emin misin? Eminim. Kaç balık tutarsın abi sen? Ne kadar zaman? Ben bir tane tutarım. Ne yapıyorsun usta? Bir tane en fazla. Allah 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 Allah. Haydi bismillah. Abi bak ben türkü söylersem gelir mi? Gelir tabii, gelmez mi? O Yasiye Asiye. Çek. Tütün bırak. Koydum kesiye. Bırak bak 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 bak. Abi geliyor. Bak hadi. Bak. Ağırlaştı. Haydi oldu, kardeşim. Ağırlaştı. Hop. Efendim mutfağa kadar geldik. İstediğimiz kadar balık tutamasak da ha Mehmet Usta. Kesinlikle bir tane tuttuk, o da burada. Bir tane tuttuk, o da burada şu anda. Şaka bir yana çok zevkliydi ama. Mehmet Ustam sağ olsun güzel bir hazırlık yapmış bizim için. Menümüzde neler var Usta? Bugün ne yapacağız? Dedim ya, yorum mutfak senin de öncülüğünü yaptın. Ben senin hakkını hiçbir yerden bayağı yemiyorum. Hazırlıklar var. Hazırlıklarımız var. Buradan sen seçeceksin. Birlikte yapacağız. Ben hem eğlenirim hem... Mesela deniz tarağını, biz yenilebilir toprak, bıldırcın yumurtası ve klasik tartar sos, börülce ve cevizle yorumluyoruz. Bu var. Sakızla kalamar yapıyoruz. Vay vay vay. Bezelye püresi, yine zerdeçallı bir risottomuz var. Yaz salatası hazırladık sen geleceksin diye. Yaz özellikle diyet süper yapan. Çok güzel. Kolay. 5 dakikada sufle ama helvadan. Türk ciddi kahve. Misin? 5 dakikada nasıl sufle olur ya? Şöyle olacak. Ben 1 dakika içinde ezeceğim onu. Tamam. 4 dakika fırında tutacak. 5. dakikada hocama vereceğiz veya sen yiyeceksin. Oo süper. Ama şey aramıyor musunuz hep kolay? Hemen kesinlikle. Evde de yapılabilecek pratik tarifler, aynı zamanda ilham veren tarifler de yapıyoruz. Mehmet Usta çok iddialı. 5 dakikada helva sufle. Onu birazdan geçeceğiz ama öncesinde burada ben şimdi deniz tarağı görüyorum ve barbun görüyorum. Bu da Eyüp Bunlarla balığı. Başlayabiliriz. Eyüp Usta'nın balığı. Yani sabah erkenden kalktık efendim. 5'te. Çok da erken değildi aslında ama. Mehmet Usta ile gittik, balık tuttuk. Bu da tuttuğumuz balık. Evet Mehmet Usta, şimdi neyle başlıyorduk? Barbunu. Turpotu, evet barbunu. Dediğim gibi yine çok kolay bir şey yapacağız. Elimizde bizim turpotumuz tamam var. Kanlıca mantarımız var. Oo, kanlıca mantarı mı kurdun? Kanlıca mantarı biliyorsun wow, Bolu'da. Süper ya. Çok ilginç. Müthiş. Evet, bunu biz önceden çok az soğanla öldürüyoruz. Tamam. Kavanozlarda bekletiyoruz. Bu arada etemi de tanıtalım efendim. Bakın Mehmet Usta'nın yardımcılarından evet genç bir şef adayı. İleride inşallah iyi yerlere gelecek kendisi de. Bayağı böyle harıl harıl çalışıyor kesinlikle burada. Kesinlikle bizim elimiz ayağımız. Maşallah genç yetenekler bunlar. Biz de destek oluyoruz genç yeteneklere. Kesinlikle. Evet şefim evet şimdi. Bu turpotunu. Başlayalım mı? Kesinlikle. Ben de yardımcı olayım. Tabii yok. Açayım mı altını ocağı? Aç. Yok yanlış açtım. Bu, bu tamam, biraz açtım. Kısıktı. Şöyle. Zeytinyağı herhalde. Zeytinyağımızı koyuyoruz. Turpotu. Turpotumuzu koyuyoruz. Birazcık sarımsak. Tamam.
Çok az sarımsak koyuyoruz. Çok az sarımsak koyuyoruz. Yeter herhalde. Yeter. Bu da daha önceden dediğim gibi biz bunu kanlıca mantarını kavuruyoruz. Kavurduktan sonra. Bu hazır bir şey. Hazır bir şey evet. Bunu biliyorsun kanlıcanın sezonu kısa olduğu için. Tabii. Kanlıcayı önceden alıyoruz. Efendim sen balığı hemen biz açalım. Tamam. Balığımızı açıyoruz. Eyüp Usta'nın tuttuğu balık. Senin. Çok ama değerli. Çok kesinlikle. Aman Ethem dikkat et. Zerresi bile önemli bizim için. Çok uğraştık. 2 saat uğraştık. Şimdi şefim ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Kanlıca mantarı güzel biz kullanıyoruz şu anda ama eğer kanlıca mantarı bulunamıyorsa kültür mantarı da olabilir, bulunabilir tabii yani pazarda ne bulunabiliyorsa olabilir. Söylemek yani, lazım burada. Kesinlikle kanlıca olabilir. İşte bir kestane mantarı olabilir. Tamam. Çok da kolay bir şey. Buna hemen biraz çok az bir tuz evet atıyoruz. Çok az. Tuz kullanımında zaten en aza evet, indirmeye kesinlikle çalışıyoruz. Değil mi? Kolay. Bunu soteledikten sonra of, altını kısıyoruz. Kesinlikle. Kısıyoruz. Hemen... Domatesler var. Getireyim mi? Hayır. Bunu barbunun içine koyduktan sonra buğulama tarzında bir şey olacak. Böyle asma yaprağına da saracağız bunu. İstiyorsan ben onu da anlatayım. Tamam. Burada domates, biber. Tamam. Arpacık soğan. Evet. Domates sosu. Gerçek tamam. Rende domates sosu. Ve birazcık da sakız. Ha sakız da koyacağız. Sakız da koyacağız. Balığa çok yakışıyor sakız. Sen Ege'nin iki tarafını birbirine bayağı bu konsepte buluşturmuşsun yani. Yorum dedim ya. Yorumlayalım. Çünkü şöyle bir şey var. Hem taze ot var, hem mantar var, bir de yaza uygun. Evet, balığımız hazır. Hiç israf etmedik görüyorsun. Bunu atmıyoruz, kaynatıyoruz çünkü bu balık senin balığın. Bu balıktan biz daha neler çıkarırız. Etinden, suyundan, her şeyinden faydalanıyoruz bu balığı. Yani bundan daha biz çorba da yaparız. Eyüp Usta'nın balığı deyip bakarız, seni hatırlarız. Tamam Ethem'ciğim. Evet, şimdi hazır mı filotamız? Hemen tamam. Katlayalım. Çok az bir şey. Şöyle. Yaprakla saracağız değil mi dışını? Evet, biz bunu arasına şimdi bunu dolgu olarak, doğramana gerek yok. Bütün tamam olarak böyle bir parça koyuyoruz. Şimdi bu yapmış olduğumuz reçetede kullanmış olduğumuz balığı da değiştirebiliriz. Kesinlikle. Mesela marketten levrek aldık diyelim. Aynı bu mantarları soteledik. 2 levrek fileto. Bir tanesini koyduk. Ortasına bu karışımı koyduk. Evet. Daha sonra yaprak, bir yaprağa sığmaz da iki yaprağı bir yere getirip sarsak. Muhteşem olur. Olur değil mi? Uskumruya da çok yakışır. Süper, harika. O uskumru da olur. Evet, uskumru da olur. Yaprağı açtıktan sonra sevgili izleyiciler bir kısmını kapattık. Üzerine biraz karabiber, balığın üzerine de biraz tuz koyduktan sonra ve biraz da zeytinyağı koyduk yaprağın üzerine. Şimdi güzelce sardık. Evet. Balık şu anda pişmeye hazır. Şimdi biz buna dış sosunu yapacağız. Tamam. Bunu istiyorsan yine çok az zeytinyağı. Çünkü balığa da biliyorsun zeytinyağı koymuştuk. Arpacık soğan. Tamam. Biraz altını açıyoruz. Yine sarımsak koyalım mı biraz? Koyalım. Burada, yakışır sarımsak. Sarımsağımız burada. Az miktarda sarımsak koyduk. Sonra, bu da efendim balığın sosu. Balığın sosu. Sonra biberi koyacağız. Tamam. Biraz da onu soteledikten sonra domates ve domates sos. Çok az da sakız. Peki bu balığı bunun içine mi atacağız sonra? Balığın içine atacağız. Birlikte ve pişireceğiz. Ve burada kaynayacak. Yani bir nevi buğulama olacak. Sosumuzu da koyalım. Şimdi geldik damla sakızına. Koklar mısın? Bu gerçek ya, damla sakızı. Küçücük bir parça koymamız yeter herhalde. Yeter. Yani çok koymamıza gerek yok. Aha. Ama dediğim gibi çok bunun aromasını almak istiyorsak eğer, gül suyunda bekletirsek. Aha. O daha da güçlü ortaya tabii çıkıyor. Kesinlikle. Evet şefim şimdi sosumuz da hazır gibi biraz sulandıracak çok mıyız? Çok az bir su koyacağız. Tamam. Şahane.
çok pratik bir balık sosu aslında. Kesinlikle. Bu. Başka balıklara da kullanılabilir. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani bizim kendi ürünlerimizi biz diyoruz ya, modernleştirelim ve onlarla değişik lezzetler çıkartalım dediğimiz hadise bu. Yani evet, evde bulabileceğimiz ya da pazarda bulabileceğimiz şeylerle. Yani çağdaş Türk mutfağına uygun lezzetli bir balık tarifi. Kesinlikle artık bunlar şey oldu, hani bu senin de öncülüğünü yaptığın işlerden sonra bunlar artık insanların sıradan menüye koydukları yemekler olmaya başladı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tabii. Yani eskiden bu tarz tariflere biraz kapalıydı. Bir şey soracağım. Baklava murda levreyi kaç yılında yaptın? Dur bakayım, hatırlamaya çalışıyorum. 2004'tü galiba. 2004 yılında. 2004. 11 sene olmuş. 11 sene önce yapmış olduğum baklava hamurundaki levrek bugün çoğu otelin veya restoranın alakart menülerinde var. Banketlerde de verilmeye vallahi başlandı. Zaman zaman görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Gidiyor. Yani işte biz, yani Türkiye'de şef yok var tartışmasından çok kim ne yapıyor ona bakmamız lazım. Şimdi evet, bundaki lezzeti göreceksin. Bunu kısacağız. Altını kısalım. Bir kapak. Buna kapağımızı koyalım. Kapağını kapatacağız. O bu, damla bu sakızının da aromasıyla birlikte harika bir balık çıkacak ortaya. Bu arada biz deniz tarağına geçelim mi? Geçelim şefim. Bu pişerken şimdi bir diğer tarifimize geçiyoruz. Bizim insanlarımız tarafından çok hani kullanılmayan, tadılmayan, pahalı olarak bilinen bir lezzet. Ama ben şöyle söyleyeyim. Hani bugün ortalama kalamar seven, karides seven, midye seven bir insana ters gelmeyecek gibi artık pahalı da bir ürün değil. Evet. Mesela bu yanında kullanacağımız sos da biliyorsun bizim tartar sos. Evet. Klasik, kalamarın yanında, kalamarın yanında kullandığımız tartar sos. Deniz börülcemiz var. Deniz börülcesi de pazarlarda görüyorum artık. Kesinlikle. Pazarlarda da görmek mümkün. Her yerde var. Fesleğen sosumuz var. Fesleğen ve zeytinyağı birlikte, evet, birlikte çekiliyor. Tamam. Bu yenilebilir toprak. Bunu açıklayalım. Bu nedir? Bir dakika ya. Nasıl bir yani? Toprak değil gerçekten herhalde. Yani yenilebilir toprağın yorum tarafını sen biliyorsun. Ama biz anlatalım. Tamam, buyurun. Şöyle güzel, oluyor. Güzel bir şey ama. Yani bu ilginç. Neden ilginç? Yenilebilir toprak olayı şu an bu modern ve doğal mutfakların ortaya çıkmasıyla birlikte trend olan bir şey. Evet. Dolayısıyla burada ne kullanabiliriz? Mesela biz tatlılarda bunu genelde kek tozuyla yapıyoruz. Aha. Burada da mantar kökü kullanıyoruz. Aha. İstediğiniz herhangi bir mantarın kökünü kurutup, blend edip, baharatlarla tatlandırıp bir yenilebilir toprak yani elde ederiz. Toprak görüntüsü elde ediyoruz ama veriyor. Aslında mantar, kurutulmuş ama mantar. Ama bir toprak aroması da veriyoruz. Evet. Yani insanlar bunu yediğinde böyle bir şey geliyor. Güzel. Bıldırcın yumurtası kullanacağız. Tamam. Ceviz, taze kek. Ama bir şey yapacağız. Ben sana bugün... Çok protein, güçlü bir protein var burada. Ama işte bence kahvaltı içinde ideal olabilir bu. Oo, şahane. Mesela kahvaltı somon yeniyor ya. Evet. Diğer taraftan bunu sirkede pişireceğiz bugün yumurtaları. Hani anladım. Sirkede poşe edeceğiz. Limonlu veya elma sirkesi. Elma sirkesinde poşe tamam edeceğiz. İlla da pişirmemize gerek yok. Tabii yine güçlü bir protein. Tamam. Kolay bir yemek. Buna deniz hemen... tarağının marinasyonunda ne var ustacığım? Deniz tarağının marinasyonunda karabiber var. Tamam. Zeytinyağı var. Tamam. Taze kekik var. Maldon tuz var. Efendim şimdi biz Mehmet Usta ile sunuma geçeceğiz. Genç şef adaylarından Ethem de deniz taraklarını pişiriyor değil evet mi ustacığım? Çok az bir şekilde başlayalım. Pişirecek. Biz de burada birlikte sunumu hazırlayacağız. O zaman sen başta. Evet usta, nasıl şimdi ben bu tarakların alt tabanını hazırlarken abi. Tamam. Senden de bıldırcın yumurtasını asitle poşe etmeni isteyeceğim. Tamam. Sonra birlikte koyayım kaldırın içerisine? Sadece sarılarını. Kırıyorum. Evet. Sadece sarılarını. Şöyle. Ben bunu genelde bütün kullanıyordum usta ya. Bak Mehmet usta. Abi beni yok bayağı uğraştırıyorsun yok ha. Yok, Rafet'imin intikamını alıyorum desem. Aha! İşte bak, biz arkadaşız. Çok tehlikeliler bu şefler var ya. Şimdi ne yapıyorum? Bunun içine mi atayım? Evet abi. Evet, yumurtanın sarısını atıyoruz. Patlamaz değil mi? Patlamaz. Pişer mi içinde? Pişer. Yani bir dakikaya pişecek. Tamam. Söyleyeyim onda peki nasıl pişildi. Zaten tamam, elma sirkemiz. Salamura oluyor. Tuzumuz var. Yani normal suda yaptığımız poşeyi biz sirkede, asitte yapıyoruz. Salamura olacak değil mi? Kesinlikle. Ethemciğim hazır mı deniz tarakları? Biraz hızlandırıyoruz. Biz bu arada bunların... Bir tane yeter mi?
Bir tane yani. Bu da protein ya. Hepsi protein deniz tarafları. Ya böyle yaparsan çekmem. Tamam şefim. Ya böyle şey ben giderim. Bu Mehmet Usta mutfağını terk etmez. Bence terk etmez. Abi bu da bildiğimiz şefim. Tartar sos. Tamam. Yenilebilir toprağımız. Bundan da birer kaşık koyuyoruz ama bizim tabii diğerinin içinde biliyorsun aroma olarak tarçın da kullandık biz. Tamam. Onu inşallah biraz sonra hissedeceksin. Hem sunumu güzel. Harika. Hem de görünümü güzel. Bir yemek olacak. Bildiğimiz kalamar tartar. Ne var? Ekmek içi var. Evet. Yoğurt var çok az. Tamam. Kremamız var. Yine çok az maldon tuzumuz var ve limon var. Bunda da o az önce anlattığımız toprak. Çok güzel bir aroma. Bunu deniz tarağı üstüne mi koyacağız? Üstüne bunu? Koyacağız. Şahane. Yanına da senin bu moleküler, bıldırcın yumurtanı koyacağız abi. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Biraz fesleğen. Şu fesleğen. Buyurun sosu. Siz koyun şefim. Kesinlikle. Ben şey yapmış olmayayım, bozmuş olmayayım sizin. Olur mu? Olur mu? Sunumunuzu. Benim şey burada, yumurta burada. Evet. Bu da hazır. Ama şimdi ne yapıyoruz şefim? Şimdi ben yine bir yuva yapıyorum. Tamam. Sen deniz bölgesinden onun samanlarını koyuyorsun. Koyuyor muyum? Şöyle. Evet. Oraya da artık ortasına da bıldırcın yumurtasını. Biraz daha böyle. Yuva hazır. Hazır. Şimdi birer tane bunların üzerine koyuyoruz. Cevizimizi koyuyoruz. Çıkartayım mı yumurtayı? Yavaş yavaş çıkartman lazım şefim. Aslında unu var ya çok böyle hassas bir şekilde alıp yuvaya yerleştirmek. Ben alırım usta. Çok hassas bir şekilde. Oo. Şahane. Efendim şimdi biz ikinci yemeğimizi sunduk ama ilk yemeğimiz ocakta. Onun sunumuna geçeceğiz. Mehmet Usta, buna ben köz alıyorum evet, değil mi? Evet, köz alıyorsun. Tamam. Sonra sunumunu yapıyoruz. Geldim. Hop. Şuradan bir tane alsam yeter herhalde. Yani bir iki tane yetiyor. Yeter, bir tane de yeter. Evet Mehmet Usta. Tavayı alalım hemen. Közü koyuyoruz ki yemek sıcak, evet, sıcak dursun. Korusun. Kesinlikle. Oo, hemen ısınmış ha. Evet. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Bunu hemen... Oo, barbun şimdi bunun üstüne mi geliyor? Barbun bunun üstüne geliyor işte. Vay 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 vay. Erdem ustamızın mutfağına gittik. Her yer buz. Nitrojenler, kuru buzlar, böyle havalarda uçuştu dumanlar. Biz de şimdi bundan duman çıkartabilecek miyiz? Abi, evet. Yani illa da... Yani ben illa duman çıkartacaksak. Erdemciğimi severim ama hani duman çıkartırız. Vay. Altında kuru buz yok. Kuru buzumuz yok ama közümüz var. Anadolu'nun kömürü var. Ve efendim sıra geldi benim en çok sevdiğim ana. Yemeklerin tadına bakma ana. Kesinlikle. Mehmet Usta başlayalım mı? Affedin. Şefim sen de katıl lütfen. Katıl. Ben önce deniz tarağından başlayayım. Bence de deniz tarağıyla alakalı yani eleştirilen modern Türk mutfağının yemeğine bir bak bakalım. Şimdilik cevizi şöyle kenara alıyorum. Tamam. Efendim deniz tarağını zaten severim. Şöyle yenebilir topraktan da alıyorum biraz. Tamam. Sosuyla beraber başlıyorum. Afiyet olsun. Yok böyle bir şey ya. Hocam. Ciddi görüşünü bekliyorum hani. Bu işin öncüsü adam olarak sana bunun şey görüşünü bekliyorum. Şu üzerine koymuş olduğun sos var ya. Evet. Tabii ben damağın üst tarafını onu aldım. Ortada deniz tarağı, alttan da o tartar sos geliyor ya. Evet. Sonra bir anda birleşiyorlar. Önce tek tek alıyorum tatları. Fesleğeni, deniz tarağını ve tartar sosu. Ama sonradan da o birleşiyor toprakla beraber. Mantar aromasıyla birlikte acayip güçlü bir aroma. Bu herkesin denemesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Deniz tarağına çok fazla çok farklı bir lezzet vermiş.
Biz tabii ki seneler önce döner oluşturulmuş, zeytinyağlı fasulyesi, bilinmesi birçok yemeğimiz var. Tencere yemeklerimiz var, saray mutfağı var. E bizim mutfağımız bununla mı kalmalı? Yok. Genç şeflerimizin bu işi bayrağı alıp bizim topraklarımızda yetişen ürünlerle yeni kompozisyonlar, yeni reçeteler oluşturmalıyız. Ve bununla birlikte de Türk mutfağını küresel gastronomi dünyasına sokarak orada da lider bir konuma getirmeliyiz. Fransızların, İtalyanların seneler önce yaptıkları buydu zaten. Kesinlikle. Ben tebrik ediyorum usta. Çok güzel bir kompozisyon. Buna da bakalım mı? Tabii bakalım. Sıcak. Biraz sıcak. Ama barbun balığı çok güzel bir lezzete bürünmüş. Sen tuttuğun için olabilir mi abi? Olabilir mi? Kesinlikle onda. Ya Mehmet Usta bırak şimdi gaz vermeyi. Güzel balık tattık. Şimdi senin bir tane güzel salata tarifin var. Çok meşhur. Özellikle kadınlar tarafından da tercih edilen bir tarif. Doğrudur. Güzel bir diyet salatası. Kesinlikle. Bir de iddiamız var. Neydi? 5 dakikada helva sufle olacaktı. Ondan burada başlayalım. Olabilecek mi sence? Olacak. Neden olacak? Bu etemin hızıyla da alakalı. O zaman Çırak sana ikinci bir şans veriyoruz. Çırağa ikinci bir şans. Evet. 5 dakikada bekliyoruz buraya. Hazır mısın? O zaman hocam dakika tutsun, dakikamızı başlayalım. Dakikamızı tutuyoruz. Şimdi, efendim Çırak Ethem bize 5 dakika içerisinde güzel bir helva sufle yapacak. Dakika tutuldu. Tamam. Evet başlayalım. Ne yapıyoruz şefim? Beraber yapalım mı? Yapalım. Kırıyoruz elimizde. Şimdi rastgele. Yeşilliklerimizi kırıyoruz. Neden kırıyoruz efendim bunları biz elimizle? Bıçakla doğramıyoruz. Bıçakla doğramıyoruz çünkü sen söyle abi ya. Sen söyle olmaz. Senin mutfağındayız. Sen şöyle, biz ürünlere kıyamadığımız... Biz bunu bıçakla kesersek ne olur? Kıyamıyoruz. Efendim şimdi yeşillikler özellikle bıçakla doğrandığı zaman... Kesilen kısımlar siyahlaşır. O yüzden biz elimizle doğruyoruz. Bir de sevgimizi de katmış oluyoruz. Tabii. Salatalarımızı koyduk. Koyduk, tamam. Hemen hellimlerimiz ızgarada. Tamam. Bunları yerleştiriyoruz. Üzerine koyuyoruz. Cevizimizi koyuyoruz. Bu tam bir yaz salatası. Ana yemek olarak da yenebilir. Çilek. Sıkıntı yok, temizmiş bıçağımız. Evet. Şöyle birkaç tane daha koyalım mı? Evet. Çok iyi olur. Ben de bu arada domatesleri yerleştiriyorum. Hop, zeytinyağı da üzerine. Efendim güzel lezzetler hazır. Şimdi de yine benim en sevdiğim anlardan bir tanesi. Önce salatanın tadına bakalım. Mehmet Ustam hemen arkasından da güzel bir tatlı. Çok kolay bir helva bu. Evet ustam. Herkesin sen yapabileceği. Sen yemeye devam et abi. Burada helvamızı bir kabın içine alıyoruz. Sonra içine limon suyu, krema. Elimizde ezdikten sonra bu kabın içine koyuyoruz. Bir kaşık Türk kahvesi, çay kaşığıyla bir kaşık Türk kahvesi sonra 5 dakikada misafirlere çok değişik ve anında yiyebilecekleri enfes bir tatlı hazır edebilirler. 4 dakikada yaptı, bravo. Alkışlayalım. Ethem'ciğim.
Şeflerin Mutfağı'nın televizyonundaki programın yanında biz bir de kitabını yapıyoruz. Bu kitabın lansmanında da şeflerden almış olduğumuz bazı hediyelerimiz var. Onları da sergileyeceğiz. Mesela bunlar da başrolde olacak orada. Aferin Çırak Ethem. yok giymeyeyim. Şöyle tamam. Alayım. Zaten sabah giymiştik bol bol. Şefim çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Efendim bu arada şunu da itiraf etmeden edemeyeceğim. Bizim o sabah tutmuş olduğumuz balığı Çırak Ethem takmıştı ucuna. Oltamızın ucuna. Ethem bu programın gizli kahramanlarından güzel bir helva yaptı ama biz tabii ustamla hem espri olsun hem de güzel bir anı olsun diye evet, balık tutmaya çıktık sabah. Muhteşem. Ama çok eğlendik ustacığım. Çok keyifli. Vallahi, ben çok teşekkür ediyorum. Sana ve ekibine çok biz teşekkürler. Çok teşekkür. Bizi ağırladığınız için. Ethem'cim çok sağ ol. Efendim Bir Şeflerin Mutfağı'nın sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bizim balık serüvenimiz sona ermedi. Mehmet Usta ile tekrar gideceğiz balık tutmaya. Bugün de balık lezzetlerine doyduk. Tekrardan ellerine sağlık diyoruz Mehmet Usta'nın. Önümüzdeki hafta Şeflerin Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.